Nasıl yapacağız? Bak saniyesinde kamerayı açtı bak. Ha bir de, aa, bir de kameralı falan yapıyorsun. Aynen, kartları göstereceğim de o yüzden. Oğlum ayağım ayağa kalkma. Yok abi yok. Takmam. Tamam. Ya buradaki neredeyse herkes izlemiştir. Takmam yani. Tamam böyle. Hadi. Evet, bugüne kadar ortamı hazırlamış. Ortamı hazırlamış olabilir. Ben hazırım. Ay ben adam hazırım. Evet belki plan yaptın yani. Eliren, hedefin eliren dedi. Lak diye kalkıp dizine kadar vurma bizi yok burada. Yok abi. Tamam. Sıkıntı yok abi, ben hazırım. Tamam. Bayağı eğlendik abi. Eliniz banda şimdi dursun. Prosedürü anlatayım abi. Anladım. Normalde tarot balı önünüze sererim. Normalde siz seçersiniz. Tamam. Yanınızda olmadığım için şöyle bir yöntem buldum. İçinden hissederek 3 tane sayı seçmeni rica edeceğim. Bu 3 sayıyı bana söyleyeceksin, ben onları defterden ayıracağım. Daha sonrasında da yorumlamaya başlayacağım. Tamam. 3 tane sayı istiyorsun. Aynen abi. İçinden hissederek sen düşün, bunları ben de kaydedeyim. Bende de bir 12 vardı o yüzden. Kaça kadar? 1'den 78'e kadar abi. 63, 17, 24. Tamamdır abi. Ben bunları kaydettim. Sahneye mi be? Sahneye Ege yazıyor herkes. Destadan çıkaracağım onları. Tamam. Bir saniye. Tarot falına ilgin nereden başladı? Abi B12 olunca unutuyorum saydım. Oğlum kendimi gördüm sende şu an. Abi çocukluk çizgi filmi vardı bir tane, Yu-Gi-Oh diye, belki biliyorsundur. Ne? Oradaki bir Yu-Gi-Oh diye bir çizgi film vardı çocukluğumda benim. Bilmiyorum. Evet. Orada büyük kartlarının bir sürü özellikleri vardı. Onları ilk başta okuyarak başladım böyle bir şeye. O ilgimin olduğunu mistisizme veya büyüye. Daha sonrasında işte böyle şeyleri araştırdım. Tarot'u buldum. İlk başta desteği almadım. Lise 2'de falan desteği aldım. Ondan sonra arkadaşlarımı eğlence amaçlı bakmaya başladım. Yaklaşık 5 yıl kadar oldu. Oo, bayağıdır bakıyorsun. Eğlence amaçlı. Fazla değilim tabii canım. Tamam canım. Biz de eğlence amaçlı baktırız. Yoksa fala inanma, falsız kalma kardeşim. Şey işte, eğlence. Ne oldu abi? Saydığı zaman kilitleniyor ya benim gibi. Ben bir şey kilitleniyorum mesela. Discord'dan bana soru soruyorlar. Cevap yok. Aynı böyle oluyorum işte. Abi kartlar bir de kalın olunca bazen ikili birden çekiyorum. Ona dikkat etmeyeceğim. Şimdi abi ben senin kartlarını çektim. İlk kartın ters mi olsun düz mü olsun? Ters olsun. İkinci kartın ters mi olsun düz mü olsun abi? Ters olsun. Üçüncüsü? Ters olsun. Tamamdır. Bu fal açılımına geçmiş, şimdi gelecek diye tabir ediliyor. Tamam. Ben şimdi ilk başta kartlarını göstereceğim. Tılsım dokuzlusu. Geçmişini temsil eden bir kart. Geçmişi mi temsil ediyor? Aynen abi. Geçmişini bu kart üzerinden yorumlayacağım. Kılıç kraliçesi. Şu anki zamanını temsil eden bir kart. Aynı zamanda yakın bir geçmiş ve yakın bir geleceği de temsil eder. Tamam. Güç kartı. Geleceğini temsil eden bir kart. Geleceğini bu kart üzerinden yorumlayacağım. Dur kamera diyorlar. Bekle ne oldu kamerada? Ha gözük, kartlar gözükmüyor. Durun. Sen tekrar kartları böyle abi, göğüs hizanda gösterir misin sana zahmet? Göğüs hizanda şu şekilde mi abi? Göğüs hizanda ha. Aynen gözüküyor şu an. Tertemiz. Tılsım dokuzlusu geçmişini. Geçmişim arkadaşlar bu. Kılıç. Pardon abi. Kılıç kraliçesi şu anki zamanını temsil eden bir kart. Tamam. Güç kartı da geleceğini temsil eden bir kart. Anlaştık. Şimdi prosedür şu şekilde abi. Çok fazla kart ve çok fazla yorum olduğu için hepsini ezberleyemiyorum. B12 eksikliğinden dolayı. 10 saniye kadar kitaptan ana başlıkları okuyorum. Ondan sonra yorumlamaya çalışıyorum. Tamam. Müsaitseniz. Tabii. Niye ters tutuyor? Ters dedim çünkü. Mantıklı. Hatta 3 defa dedim. Aynen abi. 3'ü de ters. Tamam. Okey abi. Başlamadan önce şunun bilgilendirmesini yapmak istiyorum. Bu bir ay öncesi geçmişim de olabilir. Bir yıl da olabilir. 10 yıl da olabilir. Çocukluğum da olabilir. Benim yapacağım yorumları kendi içine değerlendirmeni isteyeceğim sana. Tamam. Yakın bir geçmiş zaman tarihinde kafanda oluşturduğum bir plan, proje varmış. Bu plan projeyi bir şekilde iptal etmek durumunda kalmışsın. Bunların yanı sırasında bir takım arkadaşlıkların, dostlukların kaybolmuş yakın bir süre içerisinde. Yakın bir geçmiş süre içerisinde bunu söyleyebilirim. Bunun yanı sırasında
bazı konularda maddi anlamda yaptığın ev, iş alma gibi yatırımlarda birçok planların olumsuzlukla sonuçlanmış ilk başta. Daha sonrasında rayına sokmaya başlamışsın. Bunun yanı sırasında geçmişinde seni etkileyebilecek kadar büyük bir hırsızlık tehlikesi atlatmışsın. Bunu ekleyebilirim. Oo. Son olarak söyleyebileceğim bir şey varsa onu da söyleyeceğim abi. Nereden biliyorsun ya? Şey olur ya böyle. Donate oku. Tamam bekle amına koyayım. Bekle bir iş yapıyoruz burada. Atmayın oğlum bana donate şu an ya. Heh pardon. Buyur abi sen bir şey söylüyorsun. Yok bir şey demiyordum ya. Ben senin yorumlarını dinliyorum. Son olarak da abi genel olarak kontrol etmeyi seven lider ruhlu bir kişiliğe sahipsin geçmiş yaşamında. Şu anki yaşamını daha bakmadım yorumlamadım. Benim geçmiş yaşamımda lider, geçmiş zamanımda lider şeyliymişim. O yani çocukluğun mu yoksa bundan önceki hayatın mı? Bundan önce yok çocukluğum. Şu zaman değil yani belli bir giriş sürecinde bahsediyorum. Örnek veriyorum Amerika'ya gittiğin zamanki gibi veyahut ondan önceki zamanki gibi. Anladım anladım. Yani şu son zamanlardaki geçmişten bahsetmiyorum. Bir yorum yapmak ister misin? En sonunda mı yorum yaparsın abi? Vallahi şimdi dürüst yorum yapayım. İlk yaptığın yorumlamalar zaten hani mutlaka bir proje düşünürsün ve yalan olur şeklinde düşündüğüm için hani olabilir hayatın her noktasında. Doğal olarak da evet ya birçok planım vardı ve yalan olduğu da oldu. Ama genelde planlarımı yalan oldu diye bırakmam ben. Hep peşinde koşarım. Yapmak istediğim ama yapamadığım projeler var. Hayatımın her noktasında vardı ama hep bir yerinden tutup yaptım. Ya anlattığın, yorumladığın şeyler hep bir şeylerle kafamda örtüştü. Hırsızlık konusuna, hırsızlık konusu dikkatimi çekti. Hırsızlıkla ilgili bir anım var ucundan döndüğüm, o doğru. Şunu eklemek istiyorum abi, bu benim bahsettiğim plan projelerin iptal olması durumu. Yayıncılık kariyerinin öncesine dayanıyor. Bunu söyleyebilirim. Evet. Büyük yayıncılık içerisinde bahsetmiyorum zaten. Öncesine gittim. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı abi? Diğer karta geçelim. Canına sağlığı. Şimdi şu anki zamana mı geliyoruz? Evet. Kraliçe. Kılıç kraliçesi. Kılıç kraliçesi. Benle çok özdeşti şu an. Bu aynı zamanda yakın bir geçmiş. Yani çok yakın bir geçmiş ve çok yakın bir geleceği temsil eder. Onu söyleyeyim abi. Hı-hı. Başlayacağım. İncinmişsin abi. Her chatte aynı şey söyleniyor. İncinmişsin abi. Evet. Sen RP yapıyor musun? Yapıyorum abi. Kendimce en azından. Hateborn'a başvurdun mu? Üçüncü dalgayı bekliyorum abi. İlkini kaçırdım. İkincisinde de vakit yetiştiremedim. Ha. Tamamdır. İzninle başlıyorum abi. Estağfurullah buyur. Son zamanlarda kendine tehlikeli olarak nitelendirdiğin bir düşmanın var etrafında. Bunu çoğu yakınındaki kişi bilmese bile sen içten içe bu kişinin farkındasın. Bunu söyleyebilirim. Hayda. Genel olarak insanların sana karşı sunduğu karşı fikirleri bir şekilde dengeleyen, onları kendi fikirlerini ikna etmeye çalışan bir kişiliğe sahipsin. Bunun yanı sırasında yaptığın her işin profesyonel alanda kusursuz olmasını istiyorsun. Kafanı çok fazla kullanıyorsun, yani kafanı çok fazla meşgul ediyorsun yaptığın işlerle. Bu bazen uykusuzluğuna neden olabiliyor, ruh hali bozukluğuna neden olabiliyor. Bunların yanı sırasında son zamanlarda çok fazla bir ilişkin olmadığı için son yakın bir dönemlerde bu konuda bir kısırlığın, yani ilişki konusunda kısırlık demeyelim ona da. Yani şanssızlığı seçtim. Geyik yapıyorum ben. Evet. Bunların yanı sırasında abi şu an olarak son yakın çevrende senin dedikodunu yapan birisi var. Her zaman. Sen aslında bunun kim olduğunu tahmin edebiliyorsun. Yakın çevrende. Ha yakın çevremde. Hı-hı. Yavşak. Sen az çok bu kişinin kim olduğunu tahmin edebiliyorsun hani karakteristik özellik olarak. Ediyorum. Ama tam anlamıyla kim olduğunu bilmiyorsun. Bunu söyleyebilirim. Bir iki kişi var kafamda. Ekstra olarak insanların zihnini çok kolay okuyabilen bir kişiliğe de sahipsin. Direkt olarak ne düşündüğünü tahmin edebiliyorsun, bunu söyleyebilirim. Gerçeklikten biraz uzak, hayal gücüyle yaşayan birisisin aynı zamanda. Son olarak da bunu söyleyebilirim şu anki zamanda. Sen beni iyi izlemişsin ha. Şşş. Abi bir eklem yapabilir miyim ona? Tabii ki de. B12'nin yanı sırasında genel olarak ben çok fazla hani hikayesel yayınları takip etmiyorum. Sadece oyun yayınlarını takip ediyorum ilgimi çekmediği için.
Hani çok hakkında çok fazla şey bilmiyorum. Bir şeyle ilgili biliyorum o kadar. Anladım, tamam. Yok, esprisine söyleyeyim zaten. Anlattığın her şeyi bu sefer cuk 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 yani. Ve bendeki de B12 eksikliği, vitamin eksikliği, kafamın çok yoğun olması bu arada. Onu da tekrar hatırlatayım chat'e. Son kartın abi, gelecek kartın gücü. Güç. Güç kartı geleceğini bu kart temsil ediyor. Evet. E tamam lan öyle. Abi geleceğinde önüne senin bir fırsat geçecek. Seni çok fazla etkileyen bir fırsat geçecek. Bu fırsatı bir şekilde fark etmeden kaybedeceksin. Kaybettikten sonra da içerisinde bulunduğun mutluluğun bir anda sönecek. Bazı durumlarda eskiden yaptığın planlamalar, işler gelecekte de devam edecek. Ama bunun yanı sırasında sana bunlar sinir rahatsızlıkları olarak geri dönecek. Çok normal. Çok büyük projelere imza attığın için çok fazla kafan meşgul olacak. Bunların sebebiyetiyle de sinir bozuklukları artacak. Bunu söyleyebilirim. Geleceğinin bir kısmında yani... Bu iş anlamında mı yorumluyorsun bunu acaba? İlişkiler anlamında mı? İş anlamında. İş anlamında. Şu ana kadar yaptıklarımın yorumlarının hepsi iş anlamında. Tamam. Geleceğinin uzak bir bölümünde, çok uzak bir bölümünde belli bir süreliğine bir para hırsına kapılacaksın abi. Allah Allah. Bu tamamen hani... Parayı seviyorum, ona tapıyorum manasında değil. Yapacağın işlerin daha fazla kaliteli olması maksadıyla daha fazla para kazanma hırsında kapılıyorsun. Bunu söyleyebilirim. Manevi olarak biraz inanç eksikliğin olacak geleceğinde. Bu hani dinsel anlamda değil. İnsanlara karşı olan güvenin, sadakatin, yakın çevrendeki daha doğrusu kişilere olan sadakatin maneviyat değeri azalacak. Bunu söyleyebilirim. Güzel şeyler olarak da şunu söyleyebilirim abi. Seni gelecekte bekleyen çok güzel bir sevgilin olacak, eşin olacak. Bir evlilik gözükmüyor, sadece ilişki bakımından gözüküyor. Bunu söyleyebilirim ilk olarak. Bu kişi senden daha otoriter birisi. Oo, severim. Diyorum. Güçlü kadınları severim. Genel olarak ilişkideki hani derler ya, ilişki yürüten taraf o olacak. Bunu söyleyebilirim. O kadar da değil lan. Biliyorum abi, daha denk gelmediğin için. Yok yok, yani ilişkiyi yürüten taraf olmamalı benim için. Herkes birlikte yürümeli de. Evet, enteresan. Para hırsı kısmı enteresan ama hırstan karşı para kazanmalıyım değil. Yapmak istediğim şeyleri yapabilmek için, ki daha çok para kazanmalıyım ki daha güzel şeyler yapmalıyım kafası zaten bende var genelde. Onun dışında sürekli bir iki kartta da çevremde bir puşluk, bir götlük göreceğime dair küçük mesajlar aldım. Bir iki kişi var. onlar ben hanımcıklı, oğlum hanımcılık dediğiniz şey yerine göre olur. Hepimizin içinde burada bana hanımcılık yazan bile hanımcılık yapacak. Olur bu, olur olur olur. Bunun ötesi yok. O yüzden boşu boşuna hanımcılık manımcılık yazmayın. Ki ben hiç hanımcı bir insan değilimdir ama o erkekliğimden söylemiyorum onu. Yani o olması gerektiği yerde hanımcı olursun. Ama zırt pırt kılıbık olunmaz yani. Neyse. Onun dışında grup içerisindeki bu bana yarın öbür gün İşte arkamdan konuşan, içten içe sinsi planlar peşinde olan kişileri şu anki yayından sonra daha dikkatli takip edeceğim. Her tepkimden sonra... arkadaşlar şimdi Rane yaklaşık olarak 11 yaşından beri benimle. Ya kimse boş konuşmasın abi. Burada ben dobro dobro konuşursam... Kimse konuşamaz çünkü. Burada. Drama zamanı. Drama. İki biçi drama. Tamam. Şimdi. Rane geleceğinde ne çıkmıştı senin? Hatırlatalım mı? Ne çıktı? Rane'nin geleceğinde ne çıktı? Sadakat. Biraz hainlik çıkmıştı abi. Bir şey diyeceğim. Nerede hainlik? Bence bunu öyle işlemedim. Espri yapıyorum şu an, hatırlamıyorum da. Hayır, bende şey çıktı. Büyük bir savaş içine girecekmişim. Oooo. Abinin yanında. Ya benim yanımda mı, bana karşı mı? Bana karşıysa büyük savaştır çünkü. Neyse. Yok yani Rani abi de 11 yaşında. Kaç yaşında mı hatırlamıştı? Senelerdir benimle. Tabii her insan bir gün değişebilir. Ama Rani'nin değişeceğine inanmam kardeşim. Rani aslan aynen gibi öyle. Çocuk. Yapar makarasını, piştiğini, yalan da falan iyidir ama çizgisini iyi bilir. Asıl tam tersi gözükenlerden korkacaksınız. Aynen öyle. Furkan buraya... abi chat'i biraz daha hype'layalım mı? Hype'la bakayım. İlişki tarotuna bakalım mı abi? Aa bak, ilişki tarotuna bak.
Tamam. Bunun iki türlüsü var abi. Birisinde 6 kart, diğerinde 7 kart taşınıyor. Wow. 6 kartla da direkt olarak ilk başta senin, daha sonrasında onunla beraber olmak üzere ortak özelliklerinizi ve benzeri şeyleri anlatıyorum. 7 kartla da üçü senin, üçü partnerinin olmak üzere sonuncu kartta sizin ilişkinizdeki duruma temsil eden ipuçlarına verebileceğim şeyler söylüyorum. Hangisini tercih edersin? Bir daha sorsana. Hayır, sadece son cümleni sor. Neyi tercih edeceğim? Benimkileri mi, onunkileri mi? Yok, hayır. 6 kartlıyı mı tercih edersin, 7 kartlıyı mı? 7. Tamam. O an chatteki bir yoruma daldım da o yüzden dikkatim dağıldı. Estağfurullah abi. Ben özür dilerim. Estağfurullah oğlum, sen yüzünden. Yok, yeteri kadar açıklayamadığımı düşündüm de o yüzden özür diliyorum. Şimdi senden 7 sayı isteyebilir miyim abi? 1'den 78'e kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abi içinden geçir ama. Tamam lan, yok iyi ki. İstemedi anasını satayım. Bekle dur. Yani istemeyerek seçersen. Daha sen not al o zaman. Bir şey diyeceğim. Abi. Şey değil miydi ya? 6 kart ilişkisi yoksa, 7 kart ilişkisi varsa. İkisinde de ilişkiye bakılabiliyor. Ben ikisinde de açıkladım senin yayınında da. Sadece farklı tarz yorumlamalar yapılıyor. Onu söyleyeyim. O zaman dur. 12. 12. Hı hı. 20. Evet abi. 33. Evet abi. 40. 4 oldu. 43. 67. Son bir abi. 54. Kırk yapar. Tombala. Yaş kaç? Abi unutacağım. Unutacağım da cevap veriyorum. Size var mı? Oğlum çok... Neyse, sıkıntı yok. 21 abi. 54 Sakarya. Nerede oturuyorsun? Abi yapma şunu abi. Antalya'da oturuyorum abi. Nerelisin? Dur lan, dur adam bir saysın ya. Dur, dalga geçmeyin. Kaçta kaldım ben? Tamamdır, kartlarını çıkardım abi. Edirne Keşanlıyım aslan. Edirne Keşan. 21 yıldır Antalya'da yaşıyorum. İyi. Antalya'da şimdi, buyur abi. Manzara diye Nejat Balık. Git oraya bak, amcam o benim ha. Çok güzel tam restorandır. Tam olarak neresinde abi? Antalya'nın. Onu hatırlamıyorum. Uğrarım abi ara bu salgından sonra. Vereceğim ilk puşlara şimdiden Eski Lara. Biliyorum abi orayı. Tamam. İlişkin hakkında vereceğim ilk puşlara kötü olacak. Haberin olsun biraz. Onu, çünkü kötü bir kart geldi. Alıştık. Ortada göster abi. Ortada. Tamam, hani yayında da göster. Özür dilerim. Tılsıması senin ilişkiye dair düşüncelerini temsil eden bir kart. Ha, bok yedik. Sırasıyla gidiyorum abi bu arada kartlarda. Tamam. Kader çarkı, ilişkinde ne yansıttığını, hislerini betimleyen bir kart. Kızlar iyi dinleyin burayı. Kupa dörtlüsü, dışarıya, ilişkide dışarıya ne yansıttığını betimleyen bir kart. Şeytan, ilişkideki ipuçlarını vereceğim kart. Şeytan. Bu biraz kötü yorum veriyor abi kart. Vallahi ben ilişkiler konusunda çok dürüst bir adamımdır. Hepsinin karşılığını veririz. Aşıklar, partnerinin ilişkiye dair düşüncelerini temsil eden bir kart. Bu benim olacak olan kız arkadaşımın özellikleri, partnerimin özellikleri. Evet abi. Bunun herhangi bir ismi yok. Direkt olarak 3 numara deniliyor buna abi. Bu da senin ilişkiye dair, partnerinin ilişkiye dair hislerini temsil eden bir kart. Tamam. Sıçtık arkadaşlar. Ben ölümüne bekarım galiba. Kılıç dokuzlusu, partnerinin dışarıya ne yansıttığını betimleyen bir kart abi. Niye o kadar üzücü? Şimdi Cansu'nun yayınında şöyle yaptık abi. İlk senin düşüncelerini... Oğlum sen bütün bizim tayfayı mı gezdin ya sıra sıra? Evet abi. 3-4 kişi kaldı. İşte Fulundar, Ran, Greg. Ben. İyi. Ya şu ban muhabbetini bir kapatın ya. Modlar uyumayın abi. Anlık emot only bilmem ne. Verimli çalışalım lütfen.
Evet, pardon. Estağfurullah abi. Şimdi Cansu'nun elinde şöyle yaptık. İlk başta Cansu'nun düşüncelerini, fikirlerini, daha sonrasında Burak'ın fikirlerini sırasıyla beraber yaptık. İlk başta bu şekilde mi yapmak istersin yoksa direkt olarak sayı numarasıyla mı? Direkt olarak yok. Sayı numarasıyla. Tamam, ya da istiyorsan abi, kategorize et, fark etmez. Ya kategorize edersek en azından hem senin ilişkiler, evet, düşüncelerini, sen, onun şeylerini karşılaştırırsın. Aynen öyle, sen kafana göre yap onu, daha güzel olur. İlk tekrar gösteriyorum abi, tılsıması. Tılsıması. İlişkiye karşı düşüncelerini temsil eden bir kart. Hadi bakalım. Şimdi benim ilişkilere karşı düşüncelerim çok bellidir. Tüm samimiyetim ve dürüstlüğümle bunların cevabını veririm. Bakalım ne dönecek orada. Abi ipucu vermesen keşke de, en azından ben söyleyeceğim zaman insanlar inansa buna. Bu ne demek? İpucu verdin biraz bana. İpucu verdin ya biraz. Yo. Belki tersi çıkacak. He, belki diyecekti ki. Tamam, anladım. Tamam, okey, sustum. Okey. Burçay'cığım hoş geldin. Öncelikli olarak ilişkide emeklerinin karşılığını alması gerektiğini düşünen bir tarafsın. Hem karşıdakinin hem de senin emeklerinin karşılığının alınması gerektiğini düşünüyorsun. Çünkü ilişkide verilen emeğin çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorsun. Her işte öyle, her alanda öyle. Bazı insanlar da öyle değil abi. Hani mantık çerçevesindeki insanlar yok, ben, öyle değildir ya. Ben o konularda emekçiyim yani. Bir şeye emek veriliyorsa bir karşılığı olmalı hep. Bunun yanı sırasında çok başarıya aç birisin ilişkide. Sürekli olarak ilişkide daha ilerisini kat edelim metodunda düşünüyorsun. Daha bağlılık kuralım gibisinden. Bunu söyleyebilirim. İlişkinde çok kaliteli bir yaşam, onunla beraber çok kaliteli bir ilişki sürmek istiyorsun. Bunu söyleyebilirim. Genel olarak biraz da olsa fiziksel görüntüye önem veriyorsun. Başta ruhsaldan değil de fiziksel görüntüye biraz daha önem veriyorsun. Bunu söyleyebilirim. Düşünce yapısı olarak. İlişkide güvene çok önem veriyorsun. Güven senin için sarsılmaz bir bütünlerden bir tanesi. Bunu söyleyebilirim. Senin ilişkiye düşüncelerin kartın için. Yorumlamak ister misin abi? Diğer partnerinin kartına geçeyim ben. İlişki konusundaki düşüncelerimi, yani bu konuda anlattıklarına bağlı kalırsam eğer. Evet, zaten en standartında ben ilişkide güvene önem vermiyorum diyecek 10 insandan herhalde yarım, 0,5 falan çıkar yani. Öyle düşünüyorum ama ben gerçekten güvene çok önem veren bir insanım. Hayatım her yerinde. Sadece ilişkilerimde değil, arkadaş ilişkilerimde, iş ilişkilerimde de öyleyim. Bu eyvallah. Güvenim sarsıldığı zaman benim bütün ilişkimin temeli kayıyor zaten, gidiyor. Onun dışında dış görünüşe, yani bunu bizim tayfa biliyor da. Ya dış görünüş tabii ki de ya hepimizin ilk baktığı bir şey. Ama kesinlikle ilişkimi bir kişinin dış görünüşüne göre seçmem, yön vermem. Yani ilk başta bir kişinin illa çok güzel olmasına da gerek yok. Sadece hep derim böyle, sempatisi olsun. Yani bir gülüşüyle bile çok güzel bir kadın olabilir biri. Böyle bakarım olaylara. O yüzden de benim yanımda böyle manken gibi kızlar görmezsiniz yani, hani olduğu zaman da. Benim Kleopatra mesajım nasıldı abi? Evet, Kordin hediyesi öyledir. Kleopatra yollamış bana. Onu bir anlatırsın bugün. Onun dışında... Diğeri geldi mi abi? Neyse, konuyu atlatma. Diğeri gelmedi. Okay. Yorumlayacaklarım bunlar. Başka bir şey yok yani. Hani hep söylediklerim mantıklı şeyler. Güven, tamam, dış görüntü. Abi. Dış görüntü yorumladım zaten. Biraz da olsa önem veriyorsun dedin. O değişken bir şey yani. O dış görüntüye göre bir ilişki benimle alakası olan bir şey değil. Devam. Düzeltmeyeyim abi. Tamamen dış görünüşe bağlı olarak bir ilişki kuruyorsun demedim. Tekrar söylüyorum. Dış görünüş öncelikli olarak seçtiğin alternatiflerden bir tanesi. Tabii yani insan illaki bir bakar değil mi ya? Herkes kim kime bakmıyor yani. İlk etkileşim odur ya. Gösteririm koordine hediyesini. Devam ediyorum abi izninizle. Evet. Partnerinin ilişkiye karşı düşüncelerini temsil. Bu benim şimdi benim partnerimin ilişkiye olan bakış açısı. Evet abi. Şapkın gibi gözüküyor da bakalım. Genel olarak mantıksal değil de tamamen romantik aşk ilişkisi isteyen bir düşünce yapısına sahip. Sıçtık ya. Ömrüm öyle geçti ya. Abi çok böyle sevgi isteyen birisi, ilgi isteyen birisi. Burada söyleyebilirim. Bunun yanı sırasında abi ikizler burcu olacak bu kişi. Oo, net bilgi. Yani yükseleni veyahut direkt olarak burcu ikizler olacak. Bunu söyleyebilirim. Çünkü o kafa yapısında bir şeye sahip, düşünceye sahip.
Bunun yanı sırasında ilişkide iki tarafında çok yüksek sorumluluklar alması yerine daha fazla kendisi sorumluluk almayı tercih ediyor. Allah Allah. Baktığım o üç kartta söylediğim gibi abi otoriter bir kadın bu. Hmm. Bunu söyleyebilirim. Duygusal ve otoriter. Bunun yanı sırasında senin onu üzmen durumunda seni çok kolay bir şekilde derbeder duruma sokabilecek kadar deli birisi. Hadi bakayım. Tehlikeli. Son olarak bunu söyleyebilirim. Eğer aklında böyle birisi varsa onaylayabilirsin veya o. Aklımda öyle birisi yok ama. Şimdi. Sorumluluk alan, otoriter, ikizler burcu olan üzüldüğünde seni derbeder edecek. Ve de aşırı duygusal. Evet, yani bu özelliklere sahip arkadaşlar Discord'dan elde mülakat. Kendini gerçekleştiren. Hayır abi. Şimdi bak burada tehlikeli olan bazı şeyler var. Şimdi aşırı duygusallık yani mantıktan çok. Mantık ilişkisi zaten hiçbir zaman çok güzel bir şey değildir. %100 mantık. Ama içinde mutlaka biraz mantık serpilmeli. Ama sadece duygusallık, sadece bağlılıkla çok yorucu bir ilişki haline dönüşebiliyor bu tarz ilişkiler. Ki çok yaşadığım bir şeydir bu. Ondan korkuyorum, yalan yok. Ama otoriter olması, bir kadının dik duruşu, bir kadının yön verebiliyor olması, bir kadının sizi aşağı değil yukarı çekiyor olabilmesi, aynı şekilde bir erkeğin kadın için de aynı bakış açısıyla yaklaşabiliriz. Bunlar güzel şeyler. O yüzden genelde benim ilişkilere bakış açımda böyle aşırı mıy 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 tipler değil, bam 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 kadınlardan daha çok etkilenirim genelde. Bam bamlıktan kastım, hayır onu yapmayacaksın, hayır böyle yapmayacaksın değil. Onun böyle tatlı otoriterlik vardır böyle. Hiç farkında olmadan seni iyiye çeker aslında. O herkeste olmaz. Yorumlar güzel. Bir de denge var yaptığın yorumlarda. Her şeyden var. Otorite var, duygusallık var. Ama üzdüğüm anda benim ağzıma sıçacak donanım olması da korkutucu bir şey. Genelde böyle insanlar daha sevilebilirse oluyor ya. Evet, zor çeker. Acı çektiren genelde çektirir kendine. Ya bir de sen dedin ya abi zor kadın seviyorum diye. Abi zor kadından kastım naz yapan kadın değil. Yani zordan kastım düşünceleri olan, hemen ikna olmayan, doğrularının peşinden koşan kadın yani. Derdim o. Tamamdır abi, devam ediyorum izninle. Tamam. Kader çarkı senin ilişkiye dair hislerini betimleyen bir kart. Evet. Kader çarkı. Aç limotonunu yaratık. İlişkide pozitif ve negatif taraf sensin abi. Dengeyi sağlayan taraf sensin hissiyat olarak. Bunu karşındaki kişiye de yansıtabiliyorsun. Bunun yanı sırasında çok yüksek sorumluluklar alacaksın ilişkide. Nasıl söyleyeyim bunu? Yani ilgi manyağı demiştim ya daha demin. Hani ciddi anlamda ilgi manyağı yapacaksın onu. Öyle bir ilişkiye sahip olacaksın en azından. Bunu söyleyebilirim. Yani seni abi baştan aşağı değiştirecek kadar otoriter bir kadın olacak. Onu söyleyeyim ben. Allah Allah, taşaklara bak. Hissiyat olarak ilişkide biraz da şansını yaver gitmesi söz konusu. Çok hayal gücü yüksek birisi olduğun için onu mutlu edebilecek kadar iyi düşünebilme potansiyeline sahipsin hissiyat olarak yine aynı şekilde. Ona iyi hissiyatlar verebiliyorsun hayal gücünle. Onu söyleyebilirim. Bunun yanı sırasında olası bir durumda hissiyat olarak kaderini kabullenebiliyorsun. Hani ben bunu hak ettim, bir bok yedim, ben bunu hak ettim deyip geri de çekilebiliyorsun. Son olarak bunu söyleyebilirim. Güzel. Bunda yorumlanacak çok bir şey yok. Yani sen böyle birisi misindir abi? En azından hani bunları söylersen. Yani denge kurma konusunda evet. Ben dengeliyimdir o tip konularda. İlişkiyi dengeye sokarım hep. Yalan değil. Ama sonra o sokmaya çalıştığım denge hep bir kıçımda patlar çünkü çok yorar. Yani işte diyorum ya, dengeyi tutturmak kendiliğinden olmalı. Birinin efor sarf ederek yapması gereken bir şey değil bence bu. Ama iyi yani. Ben böyle öyleyim yani. Bu anormal bir şey çıkmadı bundan. Ya chat'teki kızlara bak, kafayı. Ben şu an kartı bulamıyorum. Şu gösterdiğim kart vardı ya abi. Evet. Desede bu kart yok. Kaderin kısmetin kapandı abi. Kısmetim kapandı. Lanet olsun. Ben tekrar bir kontrol sağlıyorum ama. Kontrollerinizi sağlıyorum. Bir saniye bekleteceğim. Altyapı iyileştirme çalışmaları bulunmakta. Sen çok duydun galiba, bunu ezberlemişsin. Kabus duruma giriyor. İzdivaç programı OHG. Hayır lan.
Şimdi ikizler burcu abi, sandığınız gibi bir şey değil arkadaşlar. İkizler burcu dengesiz, iki karakterli olan falan bir insan değil. Onu yanlış tanımlıyorsunuz. Onu bir açın okuyun. Abi. Evet, buldun mu? Buldum. Şu üç simgesi var ya, tılsımı ifade ediyormuş. Ben renkli bir şey bekliyordum, sarı sarı. Çünkü bunlar genelde o resimde oluyor. Benim hatam. Tılsım üçlüsü bu kart. Bu ilişki, partnerinin ilişkiye dair ne hissettiğini betimleyen bir kart. Az önceki ben. Abi bir kıza para attık, atmadınız diye bizi banladı. Biz de kızları boş verdik. Sana geldik, sen daha iyisin. Daha öyle bela. Abi bu kişi senin ilişkide imkansız olarak hani ulaşılması imkansız birisi olarak görüyor, hissiyat olarak. Bunun yanı sırasında çok fazla tecrübeli olduğunu biliyor. Çok fazla tecrübe edindiğini düşünüyor. Hissiyat olarak yine aynı şekilde bunu hissediyor içten içe. Öyle hissetmeli zaten. Tecrübeliyim. Daha sonrasında onu maddi anlamda değil de maneviyat anlamında, ruh dengesi anlamında zenginleştirebileceğini hissediyor. Ona yeteri kadar değeri verebileceğini hissediyor. Bu yüzden senin pek yakın çevrende bulunuyor. Güzel. Daha doğrusu seni istiyor, onu söyleyebilirim. Seni istiyor, yanlış bir tabir oldu ama kusura bakma abi. Çok fazla senin düşünce yapının karmakarışık olduğunu hissediyor. Onun hakkında birçok şeyi mükemmel anlamda yapmaya çalıştığını biliyor. Onu söyleyebilirim. Genel olarak biraz ilişkisine kibirli yaklaşacak. Bunu söyleyebilirim. Çok risk alan birisi ilişki konusunda, ilişki içerisinde hissiyat olarak. Son olarak bunu söyleyebilirim. Partnerinin ilişkiye dair hisleri için. En sonunda da bir isim ver de bari. Bir şenlenelim burada ya. İzleyicilerden biri ne ya? Yok oğlum öyle bir adım şu an varsayım yapıyoruz. Biri olur da çıkarsa yarın öbür gün böyle olacak diye konuşuyoruz. Şu an bu kişi varlığı var mı? Var mı böyle biri? Var abi. Yaşıyor yani. Vallahi mı? Yaşıyor abi. Var. Yani yaşıyor var. Ne olacak? Abi böyle samınlanacak bir hali yok. Abi samınlanmalı lazım. Samınlanması lazım. Onu bulmamız lazım ekip. Belki başka bir ırktır. Başka bir türdür. Bilemeyiz. Ne? Yok. Başka bir tür der. Morfu ne oğlum bunun? Hangi familyadan onu söyle. Mesela insan olmayabilir. Kaçgenli. Zilyanlar. Tövbe tövbe. Enteresan. Güzelmiş. Yani öyle manyaklar da var abi ya. Var. Benim hakkımdaki kafasının aşırı karışık oluşunu şu an tahmin edebiliyorum öyle biri olsa yani. Ama şey cümlesi çok hoşuma gitti. Onu manevi anlamda zenginleştireceğini düşünüyor. Ya da bunu arzuluyor, bunu istiyor. Güzel bir bakış açısı. Tekrar gösteriyorum abi. Kupa dörtlüsü. Kupa dörtlüsü. Senin ilişkiye dair ne yansıttığını ifade eden bir kart. Abi ilişkinde şu an hani gelecekte olan ilişkinde biraz keyifsiz olacaksın. En azından dışına bunu bu şekilde yansıtacaksın. Bu partnerinle alakalı değil, içinde bulunduğun karmaşıklıkla alakalı. Bunun yanı sırasında çok hareketli bir hayatın olacak. Bu ilişkine de yansıyacak. En azından bu partnerin bunun farkında olacak. Evet, millet neden bekarsın sürekli diye sorduğu zaman verdiğim cevap bu. Bazen sadece kendimi değil karşı tarafı düşünmem lazım diye. Bu da ince bir mesaj aslında ama anlamıyorlar. Bunun yanı sırasında çok fazla amacın olduğu için ona yeteri kadar vakit ayıramayacaksın. En azından dışında bu şekilde gözükecek. Bunu söyleyebilirim. Kendi düşüncelerini ona çok kolay bir şekilde aktaracaksın. Bunu da söyleyebilirim. Hani o seni anlayabilecek içinde bulunduğun durumu ama içinde bulunduğun durumu değiştiremeyecek kadar uzak olacak bir şekilde de senden. Bunu söyleyebilirim. Genel olarak ilişkinde, iş hayatında olduğu gibi ilişkinde de başarıya aç birisi olacaksın. Bunu dışına yansıtacaksın. En azından bu onu anlayacak. Yaptığın şeylerden dolayı ona karşı. Son olarak bunu söyleyebilirim. Evet. Ya bu en önemli konulardan biri. Yani bir ilişkiyi sürdürebilmek için bir şeyden vazgeçmek zorunda kalmamalısınız. Buna da anlayış gösterebilecek insan sayısı çok azdır. Eğer yoğun bir hayatınız varsa, karmaşık bir hayatınız varsa, kendinize bile doğru düzgün zaman ayıramıyorsanız ki benim hayatım öyle. Bir başkasına zaman ayırma mecburiyeti çok korkutucu bir hal alıyor. Kendi açımdan değil, karşı tarafın empatisini yaptığınız zaman çok korkutucu bir hal alıyor. Çünkü
cicim ayları geçtikten sonra iş ciddiye biniyor ve bunlar işte sorun haline gelmeye başlıyor. Ve hayatındaki bütün sorunların üzerine yepyeni sorunlar geliyor ve sebebi siz oluyorsunuz. Bu biraz böyle yani tecrübeyle endeksli bir konuşma, öyle düşünün. Böyle yani yorumum bu, bu konuyla ilgili. Yani çok sabırlı, çok gerçekten beklentisi olmayan bir ilişkinin kurulması gerekiyor böyle durumlardan. Yani seni iyi analiz etmiş, işte gerçekten önceliklerinin farkında olan ve ona müdahale etmeyen, bencilce yaklaşmayan ve öyle hayattan da keyif alabilecek bir insanın varlığı söz konusu olmalı. O da Türk kadının da neredeyse çok zor bir seçenek mi diyeyim, şans mı diyeyim, zor bir ihtimal yani. Evet. Abi gelecekteki eşinin Türk olacağını söylemedim. Bu başka bir... Tabii belli olmaz. Hiç belli olmaz. Bir bakmışsın Amerika'ya tekrar gitmişsin abi. Kim bilir? Kılıç dokuzlusu. Partnerinin ilişkide dışarıya ne yansıttığını ifade eden kart. Üzgün bir kadın. Bir göstersene bir daha kart. Kapat artık şu yayını. Her gün yayın yapıyorsun. İşte bak böyle böyle olmasın diye, anladın mı? Abi bu tamamen çok kötü bir yorum. Yorumlu kart, onu söyleyeyim en başta. Yorumda sadece kötülük var abi. Bunun uyarısını geçmek istiyorum. Oğlum page ne alaka ya? Allah Allah. Evet. İlişkinizin içerisinde bulunan durumdan dolayı çok fazla uyku aknesi yaşayacak. Yani uyku bozukluğu durumu yaşayacak. Aslında sıçılmış kızım. Ya bu senin taraflı değil abi. Genel olarak ilişkiye dair yapılan emeklerin karşılığının alınmaması veyahut çok fazla emek gösterilip yeteri kadar birbirinize sevgi gösterememenizden kaynaklı oluyor. Aga be. Bunun yanı sırasında ondan sana doğru bir şiddet eğilimi söz konusu olacak. Fiziksel bir şiddet. Erkeğe şiddet mi? Hayda. Öyle bir şey yok kardeşim. Erkeğe şiddete hayır bu arada. Ama bu yaptığı fiziksel şiddetin sonunda da çok büyük bir vicdan azabı çekecek. İkizler dememin kastı bu. Abi takıyor mu oğlum? Nasıl bir şiddet? Ben elimi kolumu bağlayıp dövdürecek miyim kendimi? Nasıl bir vicdan? Kendini dövdürme değil abi. Bu örnek veriyorum. Rastgele bir konuda gelir sana vurur diyelim sert bir şekilde veya kafasına takar bunu. Balyozla bu. Bu daha sonrasında sana ona vicdan azabı olarak geri dönüyor. Kafasına çok fazla takılıyor bunu. En azından bunu söyleyebilirim. İçten içe bir sana itirafta bulunacak ilişkisine dair. Ya en sevmediğim şeyler. Ya bu itiraf çoğunlukla olarak ilişkinizde saklanan bir şeye dair olacak. Bunu söyleyebilirim. Bunun yanı sırasında ne kadar ikizler burcu olsa da bazı konularda çok fazla sana sabır gösterecek. Bunu söyleyebilirim bu kart için son olarak. Ha, bana sabır da gösteriyor. Hı hı, evet. Göstermese demek tarayacak beni taka 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 diye. Neyse, evet. Bir gün yani... silahı al ve kafama. Valla ben kadına şiddete karşı olduğum kadar erkeğe şiddete de karşıyım. Çünkü bu bir insanlık meselesi. Cinsiyet meselesi değil. Bana vurana iki tane de ben vururum dermişim de. Yok cidden. Bunu cinselliğe de çevirebilirsin ama. Evet işte, aklıma o geldi. Chatten biri kelepçe falan yazdı. Dedim acaba hani ne anlamda bir şey dedi bu. Aa, ilişkiyi kontrol eder falan da diyordu ha. Tabii oğlum, yani hani abi. Bu şey vardı ya, Celal ile Ceren'de kablo döşemeye gittiğinde bir tane manyak çıkıyordu. Kıkıklığa mı? Kıkıklığa mı? Pişmanlık abi peki. Ne? Sonundaki pişmanlık. İşte o pişmanlık da hani nasıl bir gaza gelmeyse sonunda. Evet bir, evet sonunda bir hani şey sonunda bir şey oluyor ki. Sen kimsin lan? Kim konuşuyor oğlum? Ha olmuş. Oğlum senin sesin değişmiş lan. Abi hani, süzmüştü ya. Hiç... Düşündüm. Sonra da idrak ettim sesini. Evet yani pişmanlık duyuyorsa sıkıntı yok. Affederiz ya. Ne diyeyim yani? Abi son kart biraz müstehcen bir kart. Şeytan yine... vardı şeytan. Evet. Bayağı müstehcen bir kart. Hani anlam olarak. Ha. Yorumlamamı ister misin? Oğlum, öneri yapmamı ister misin? Tuğkan'ın 50 tonunu mu çekiyoruz yavaş yavaş? Ne oluyor oğlum? Anlat bakayım. İlişkinizde itiraflarınıza ve tutkularınıza çok büyük bir şekilde kapılacaksınız. Hani öyle böyle değil.
Hani Altan'la Eylül gibi duvardan duvara. O benim lan o duvardan duvarı. Ben yapmıyor muydum ya? Onu Saruhan çıkarttı kardeş. Saruhan ya değil miydi o? Sen bilmiyorsun. Hani o roldeki gibi oluyor. Ya şu böyle anlattığın böyle ilişki nasıl bir ilişki biliyor musun? Böyle köpek gibi kavga edip sonra işte duvardan duvara sevişmeli bir ilişki yani. Hani gerçekten öyle. Böyle ağzına sıçarım. Ben senin ağzına sıçarım. Allah belanı diye yapışıp böyle ondan sonra bir şurada bir burada güvenlik oradan izliyor falan. Ne bileyim yani hani değişik. Evet. Pardon abi biraz kendimi alamadım. Yok estağfurullah. Bu cinsel çekimden sonra bir de doyumsal bunalıma gireceksin. Hani yeter bu kadar amına koyayım diye. Ne olur ciğerim kalmadı. ciğerim kalmadı. Bak kolumu kaldıramıyorum. O nasıl kalsın? Saçma sapan. Hani eğer inanmayan varsa abi şimdi fotoğrafını çekip gönderebilirim yani başlıyorum. O arkada ya pozisyonlarım var oğlum. Ne kartı o ya? Yok pozisyon değil hayır. Başlık. Ha yok tamam başlıkları söyle ya. Yani çok şey değilse. Yok bahsettiğim şeylere inanmıyorsanız başlık. He pardon tamam okey. Sıkıntı yok. Arada bitrate'e bakıyorum. Özür dilerim abi. Yok sıkıntı yok. Bunun yanı sırasında bu daha demin bahsettiğim şiddetsel eğilim var ya ondan sonra doğru gelecek olan. Bu bir hastalık sebebiyle olacak. Onun bir hastalığı var bu konu hakkında. Senin bu konu hakkında ona destek olman gerekecek. Verebileceğim ipuçlarından bir tanesi bu. Genel olarak o veya sen belli bir başarısızlık yaşayacaksınız. Kendinizi etkileyen. Bu da ilişkinize yansıyacak. İlişkinizdeki kişi diğer kişiye yardım etmek durumunda yoksa bu ilişki çok fazla uzun sürmeyecek. Yakınlarınızda yine bir güvenmemeniz gereken birisi var. Bu bayağı 3-4 defa çıktı kartlarda ama. Ya o yavşu abi bulursam zaten ağzına sıçacağım onu. Bir bulayım onu ben. Yani bu yakınlarınızda çok büyük size tehlike arz eden birisi var abi. Onu söyleyebilirim. Bu onun tarafından gelen kişi de olabilir. Hani şey algılama bunu. Sadece senin çevrende olabilecek gibi algılama. Onun çevresinde de olabilir. Eğer bu önerilerime uyulmaması durumunda abi olabilecek etkenlerden bir tanesi doğal olarak boşanma olacak. Çok kısa bir süre içerisinde. Ha ben evlendim bir de bu kişiyle. Evlendiler. Baya itirazlı tutkulu bir hayatınız olacak yani o kişiyle. Vay be. Aga be. Baya seni taciz edebilir abi öyle birisi. Son kart tabi bu. İlişkiden soğudum amına koyayım. Yorumlar bittikten sonra ben de bakmak istiyorum. Neye bakacaksın? Abi ben bilmiyor musun? Benim çok büyük özelliklerim var. Arkadaşın yorumları bittikten sonra ben de bakacağım. Tamam bakarız. Garip. Sen ya ilişkiden soğudum şu an. Evlenmeyi düşünmüyorum. Gerek yok yani. Hele boşanacağımı öğrendikten sonra iyice vazgeçtim. Bu arada biri demiş ki donate'le arkadaşım baktı tarotun enerjiyle astrolojik bir bağlantısı yok tabii. Yüzeysel ve kesin tespitler var tarotta diyor. Geçmiş yaşantıların tespiti sonucunda gelecek hakkında fikir üretme sanattır. Ama iyi de güzel anlattı. Ağzına sağlık demiş. Dediğim gibi abi sadece belli başlıklar var kitapta. Evet, o evet. Başlıkları ben okuyorum. İçinden gelen yorum yapmaya çalışıyorum. Hani direkt olarak kitapta yazan şeyi size aktarmıyorum. Yani atabilirim dediğim gibi. Vallahi iyi. Kordi sen ne yapacaksın? Aç kamerayla anlat bari. Öyle yapacağım zaten abi. Bittiyse ben başlayayım. Hadi gel lan sen de anlatın. Ha dur. Abi son bir kıyak getireyim mi? Kıyak mı? Şöyle. Sana kızı da getirdim deyip yanında. Ha. Gelebilirsin. Tatlım diyor bir de. Tatlım mı? Yok abi. Şimdi şöyle. Aklından eğer düşündüğün bir problem varsa, bir sorun varsa bunu tarot kartını çekerek de yorumlayabiliriz cevabını. Tamam, aklımdaki problemi açık açık söyleyebiliyor muyum? Soru olarak düşün abi bunu hisset yine aynı şekilde. Bir de sayı söyle bana. Tamam. İlk başta sayıyı söyle abi, kartını göstereyim. Ondan sonra soruyu söylersin. Zahmet olmazsa eğer. 6. Kartın değnek prensi abi. Sorunla alakalı. Şimdi sorunu duyabilir miyim? Savaşı kazanamıyorum.
Yok, en son başvaları ne zaman kazanacak? Hayır, başı kim kazanacak? Bir kişi olarak yorumluyorum bunu. Tamam abi, soru olarak söylersen eğer yorumlarım. Bu kişi bana hep sadık olacak mı? Sadakat. Eğer onu ilgi manyağı yaparsan evet sana sektirsin yavşağa bak. İlgi hani manyağı şöyle, yaparsam ilgim azalırsa satıyor yani. Şöyle yazıyor abi kitapta, başlığı söyleyeyim. Ateş ile ilişkilendirilir diyor. Yani bu ateş ilişkideki sizin sevgi durumunuz olarak yorumluyorum. Senin daha deminki baktığın kartlarda ilgi manyağı olduğunu söylemiştim. Ona yeteri kadar eğer ilgi gösterirsen de ilişkinde sana satar. Oğlum bu kız bu benim sevgilim mi? Abi araya kaynadı, geçmiş olsun. Artık yapacak bir şey yok. Artık Mert abi artık yapacak bir şey yok. Tadına bakacağız yani, o duvardan duvarayı bir bellik. O da olmaz ki. O bir bellik takıp iki ağrı kesici, iki kas gevşetici. Allah'ını verdiyse. Lazım. Pardon. Pişmanlık ondan. Ben şu an çok pişmanlık ondan olabilir bu arada. Ben çok farklı bir insan üzerinden gittim de, erkekten gittim biri hakkında. Ama kadın olarak bakarsak da sadakatini sorgulamam. Zaten ki sadakatsizlik yapan insan. Ya ben sadakatsizlik yapacağını düşünerek insanlarla ilişki kurmam yani. Yaptığı zaman beni kaybederler, geçerim. O yüzden çok önemi yok. Ama yani sorayım mı bir tane daha? Olur abi. Bilmiyorum abi sayıyı önce. Anaçlık. Anaçlı sayı. Lan oğlum ben farklı bir dur o zaman. Kaç diyeyim içimden gelen? 57. Grep ne dedin? Ayı. Biz neyiz şimdi Türkan? Yazdım. Mert de burada değil ha. Evet, Mert. Kaçırdı o ya. Abi. Tamamdır abi. Bir şey kalın afiyetle. Kartın yıldız abi. Tamam. Tam olarak soruyu söyler misin abi? Yani bu kişinin böyle kimisi böyle çok anaçtır. Bu sadece doğurganlık anlamında söylemiyorum. Ana yüreği taşıyan insan. Ana yüreği taşıyor mu bu insan ya? Yani böyle en kralını taşıyor mu, onu merak ediyorum. Herkes bu soruyu anlamaz. Anlayan nadir insan çıkar. Ben bütün özellikle uyuyorum ama tek erkek olmam farkı. Ya siktir git. Allah Allah, hastayım. Abi bu kişi anaç birisi değil. Hani direkt olarak bunu söyleyeyim. çünkü bu kişi muhtemel olarak kısır olacak. Onu söyleyebilirim sana. Çünkü şey diyor burada, bir kısırlık, mahrumiyetsizlik söz konusu yazıyor. Bunu söyleyebilirim. Yok zaten ben üreme anlamında değil, kalbinin anaçlığından bahsettim ama o da değil diyorsun ha. Ya şey olur ya, hani çok iyi terim olarak bilmiyorum ama doğuştan kısır olanların genel olarak herhangi bir şekilde duygu durumu bozukluğu olur ya. Bir de zaten bu kişinin çok fazla ruh hali bozukluğu yaşaması durumu da var. Bundan kaynaklı olarak yapacağım yorum anaç olmaması yönünde oldu. Geçmiş olsun abi. Arkadaşlar ben bundan sonra bekarım. Yani ona baştan söyleyeyim. Takılmalık bir adamım. Ama o zaman teknik olarak abi bekar kaldığında buradaki fal haksız çıkacağından biriyle beraber olabilirsin. Evet. İşte biriyle beraber olursam da bunlar çıkacak diyor da. Ama işte süre verilmesi lazım o zaman. Bir deadline var mı bu işin? Kendi gösteriyormuş bu muhabbet. Bir dakika. İşte, onu öğreniyorsun. Eldiren diyorum. Turkan abi. Eldiren abi diyordum yanlışlıkla. Turkan abi, şimdi şu anki kafa yapınla düşünmeye devam edersen ve yaşam stiline devam edersen bu geleceklerden bir tanesi sadece. Örnek veriyorum, bir ay sonra tekrar baktırmak istersen bu tarz fallara veya bana bambaşka yorum bir çıkabilir. Onu ya söyleyeyim. Tabii canım, biz seninle şimdi bunu Viyalokale'de konuşmuştuk. Yani iki günde bir baktırsam sana bambaşka şeyler çıkacak yani. Şu an ben baktığımızın üzerine yorum yapıyorum arkadaşlar. Geyik yani, tabii ki de tarottan dinlediğim şeylere göre hareket etmeyeceğim yani. Hani bu tarotu küçümsediğim için, ilgilenenlere hakaret ettiğim için değil. Ben zaten bunları böyle eğlence niyetiyle şu an dinliyorum. Yani. Bir şey sorabilir miyim? Bir konuşma abi. Şaşırtacağım. Sen şimdi ekibe baktın ya, bütün ekibe. Evet. Daha ilişki konusunda iyi yorum, yani baktığın kadarıyla ilişki konusunda iyi yorum yaptığın kimse var mı? Yoksa bizi var. İlişkiden mi soğutmaya çalışıyorsun? Yok. Fulya abla var. Gikas var. Yok pardon, Gikas değil. Konus var Kaan.
Tam mıydı? Batuhan mıydı galiba? Batuhan'dı galiba. Konut. Konut'a baktım. Fulya abla da güzel çıktı. İkisinde güzel çıktı sadece şu ana kadar. Benim de çok kötüydü çünkü. Flower. Sen bizi soğutmaya çalışıyorsun. Atla gel. İki duble koyup içelim biz. Ha. Evet abi ya, bu akşam bir dert düşelim. Flower'un geleceğinde Sayna ile beraber olan ilişkisini falan çıkarıyorduk ortaya aldı. Abi bana dedi ki bir tane avukat var dedi. Sadece para için berabersiniz dedi. Avukat para olmazsa ayrılırsın. Mahkeme durumunda tanışacaksınız dedim. Bir mahkeme tanışacaksınız dedim. Kendi içinden Flower hani bunu avukat olarak yorumladı. Sonra Sayna avukat gibi bir şey herhalde yapıyormuş, bilmiyorum tam olarak. Ona yorumladı. En son Sayna ile Flower beraberlerdi. Garip şeyler Allah oluyor. Allah bir yastıkta kucaksın. Amin inşallah. İnşallah. Beskok'un pornosunu bekliyoruz. Biz her şeyimiz ona bağlı. Evet Beskok'un, aynen öyle. Onun pornosu gelince bütün büyü bozulacak. İstersen soru olarak sor abi, cevaplayayım. Beskok porno çekecek mi? Aç lan. Sayı düşün abi. Sayı 31. Net yani. Abi işte ama ya. 69 tamam, 69. O da garip. 13 yaş ergen şey yapalım biraz. Beskok sana özel 69 kartını seçtim. Tılsım onlusu kart. Kaldırmıyor. Kaç? Tılsım bir şeyi kartla anlamadım. Grup. Tılsım onlusu. Grup. İlişkide 10 tane kişi var. Evet. Hemen yorumlayalım onluyu. Beskok dahil mi? Dikkatır. Çok garip çok garip şeyler çıkacak, dur. Abi bu maceraya atılabilir, evet. Hep beklemişti. Allah'ım oley be. Bir Pornhub gözüküyor sana. Beskok. Abi bütün şeyler benden. Bütün masraflar abi, benden. Çekim, prodüksiyon. Ama şu anki düşüncesiyle devam ederse bu olabilir. Ya, tabii bu troll de. Mecrada çıkıyor mu orada? Mecrada çıkıyor mu orada? Kategoriye kadar. Bakayım. Yok. Beskok'un da hoşuna gidiyor ya. Gülüyor bak, duyuyor musunuz? Evet, evet abi. Ya tabii eğer içinden hissettiyse Tuğkan abi bunu. Ben hissederim. Tamamen hissiyatı rüyalarıma giriyor ya. Bekliyorum yani onu. O gün gelecek. En kötü ben sürükleyeceğim yani. Beynini yıkaya yıkaya. Oğlum gel be çekeriz ya falan deyip böyle. Bir gün ırgatlık yapmaya geleceğim sanacak. Eşya taşıyacağım diye bir bakacak, kırmızı bir L koltuk. 3-4 tane ışık. Güzel. Yapacağım. Teşekkür ederiz. Benim ağzına sağlık. Bu kadardı. Vallahi sağ olasın. Umarım dediklerin çoğu çıkmaz. Ve de güzel, huzurlu, sağlıklı bir ilişki sürdürürüz hep beraber. Umarım abi. Memnun olduk. Teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Kendinize çok dikkat edin. Sen de çok dikkat et. Öpüyoruz. Şu meydanı gerçek tarotçulara bırakma zamanı.